Kaldırılan bölümünde ayetin Allah katında geçerli din İslam'dır deniyor. Çok özür dilerim ama Avrupa Birliği'nin baskısı şart değil. Yani bir ülke eğer demokrasi için bir ülkede bir parti eğer demokratsa, eğer sosyal demokratsa, eğer laikliğin garantisi ise, bütün ki laiklik bütün dinlere aynı mesafede durmak demektir. Bu ayetin bu yerinden Allah katında geçerli din İslam'dır cümlesinin kalkmasından daha doğal, daha insancıl, daha demokrat başka hiçbir şey olamaz. Vekili emekli müftü İhsan Özkes'le sayesinde yeniden konulan hutbe zaten yanlıştır demokrasi açısından. Bu yetmedi bu bey, tamam mı? Bu hutbeyi takvesiyle yetmedi. Bari sussaydı. Yani bir de bütün iş adamları, dinci iş adamları orada falan. Orada bana oradaki yani Hristiyan mezhebi temsilcileri sözlükler çıkarıp gösterdiler. Hala kafir, kafir, kafir yazıyor diye. Kafir çok kötü bir söz. Yani kafir sözünün demokratik bir Türkiye'de bulunması da gerçekten Avrupa Birliği'nin söylemesine gerek kalmadan bu kafir sözcüğünün bunun da evet hele hele yani din dersinden çıkarılıp belli bir dinin propagandası yapılan dersinden çıkarılıp din kültürü ve ahlak bilgisi dersine evet bu cümlenin de çıkarılması lazımdı diyor. Yani nereye gidiyoruz? Bu CHP'nin laiklik projesiyle cumhuriyetçiliğiyle ne kadar bağdaşır? Yani iki tane modern iş yapılmış, buna karşı çıkmak ne kadar bağdaşır? Size soruyorum. Şimdi, biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi kararıyla da laikliğe karşı eylemlerin odağı olarak belirlendi. Özel bir kastının olduğunu sanmıyorum. Ayrıca bu konuda kendisiyle de özel olarak da görüşmüş değilim. Anlıyorum. Tarafından kendisine selam söyleyin. Bunları bıraksın. Okulların çocuklardan topladığı kamu okullarının paralarla ilgilensin. Onların sıhhatiyle, sağlığıyla ilgilensin. Bizi büyük ihtimalle dinliyordur Sayın Özkan. Size çok daha yakışır. Ama yani çok derece saçma sapan bir iş yaptı. Evet. Çünkü bu iki cümle hakikaten olmaması gereken cümlelerdi. Onun sayesinde tekrar olacak. Kendisine teşekkür etmiyorum. Tekrar ortaçağ zihniyetine geldik yani.